Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin mevzu sebat. Manası ne demek? Kararlılık. Sebat. Kararlılık. Kanaatlılık. Sabır etmeden. Sebat. Sabır başka bir şey. Çünkü sebat değil o. Kararlılık. Bir yere kanaat etmek. Kanaat etmek. Kanaat etmek. Başka direnmek. Tamam, memnun olmak. Devamlı getirmek. Devam etmek. Devam etmek. Okuyalım. Hepsi doğru. Ama eylem itibariyle hepsi şey, dışarıdaki adı bu. Hepimizin dediği. Enfusteki karşılığı değil. Sadakat olabilir mi? Sebat zaten batıl dahi olsa sadakattır. Yani sadakat değil de sadakat yaptırıyor. Dişe vuruşlarından bir tanesidir. Okuyayım. Sebat, sen yolu tercih etmiyorsun. Yol sana netleşip yol gösteriliyor. Başka, sabretmeyi ve Allah'tan gelene razı olmayı ve hırsla yola çıkmamayı, intikam için değil, doğruyu yapmak için yola çıkmayı öğrenmek ve onu uygulaması. Başka, şimdi toplama. Buradan çıkartalım. Her şeyden evvel bize ne lazım? Doğruluk. Bize doğruluk lazım. Daha ne lazım? Yalan söylememek. Sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Görüyor musunuz? Bize en çok lazım olan, ilk önce doğruluk lazım. Daha sonra yalan söylememek lazım. Yani içeriye doğru giriyor. Dikkat ediyor musunuz? Dışarıdan içeri giriliyor. Doğruluk, eylem, sonra yalan söylememek, sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Demek ki sebat, sadakat değil. Ama ondan da besleniyor. Ayrı bir birim. Yalnız evet, neden? Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Sıdk, doğruluk. Şu burhana kafi değil mi ki hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamı iledir. Üç tane şey. Hayatımızın devamı, şey, bekası iman, sıdkın ve tesanüdün devamı iledir. Böyle devam eder. Münazarat 64. Evet, İslamiyet'in şeyini, metanet, direnmek, sebat, kararlılıkta kanaat etmek, şeyde, siperinde durmak. Sebat. Yani iltizam hak olan salabiyeti diniyedir. Ne demek? Bir şey burada tarif ediyor. İltizamı hak olan, hakkı tercih ediyorsun, iltizam lazım kılıyorsun. İltizamı hak olan salabeti diniyedir. Yani dindeki kuvvetliliği gösteren gösterge, dindeki kanaatın, dine kanaat ediyorsun, salabetin, yani dine bağlılığını gösteriyor sebat. Yoksa cehilden, ademi muhakemeden, neşet eden taassup değildir. Yoksa cehilden ve ademi muhakemeden, neşet eden, taassubu da tarif etti. Taassup,
Bir insanda taassup varsa bir, cehalet var. İki, muhakemesizlik var. Yani dimağda ve kalbinde bilgi var. Ama dışarıyı çıkartırken kantarı yok, metresi yok. Buna muvazene ve muhakeme deniliyor. Bu 14 cilt kitap, küçük bir kitaba hulasası olarak cem edilmiş ve çekirdeği diyebiliriz bunların. Neydi o kitap? Muhakemat. Muhakemat bize ne kazandırıyor? Yani bununla meşgul olan bir insan olarak söylüyorum size. Ölçü, bir de kantar. Muvazene, vezin, kantar, muhakeme, metre. İşte Risale-i Nur okuyan kişi de kantar ve metre ile söyler. Yani içinden geçeni hemen demez, hemen yapmaz. Ne yapar? Ölçer, tartar, sonra söyler. Buna muhakeme ve muvazene denilir. Taassup nedir taassup? Çok ilginçtir. Bir, cehaletten beslenir. İki, ademi muhakemeden beslenir. Bundan beslenir. Cehilden ve ademi muhakemeden. Muhakeme edememekten, olayın arkasını, önünü, siyakını, sivakını nazara alamamaktır. Münazarat 89. Onun için mesleğimizde kanaat, daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için ihlas dairesinde hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. Emir Dabir 90. Demek ki çalışırken gayret edeceğiz ama netice olunca ona kanaat edip sebat edeceğiz. Buna kanaat deniliyor. Bir de okuyorum. Onun için mesleğimizde kanaat daima şükre ve metanete ve sebatı netice verdiği için kişide kanaat varsa bir, kişide kanaat varsa şükür var. Metanet de olur, sebat da olur. Kişide kanaat yoksa sebat yok. Metanet yok, şükür de yok. Kanaat, Allah ile memnun olmaktır. Allah'ı sorgulamamaktır. Yani, bunlar benim başıma niye geliyor? Niye veriyor? Yani istediğim hayatı bana niye şey yapmıyor? Ben böyle bir hayat istemiyorum. Yani Allah'ın icraatını sorgulamak. Hiçbir çaresi yok, başa bela sanmak. Kırık elle dövüşmek gibidir der. Demek ki, kanaat, daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için ihlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde. İhlas dairesinde, hizmette hırs ve kanaatsızlık gösterebiliriz çalışırken. Ama neticesinde sebat şey yapacağız, kanaat edeceğiz. Müşkilat çoğaldıkça ehli himmet futur değil, gayret ve sebatını ziyadeleştirir. Barla 330. Yani zorluk olunca, zorluğu görünce arkadaşlar, meslek dersinden okuyoruz. Toplama yaptım ben bugün bunu size de. Zorluğu görünce böyle, Kur'an'ın tabiriyle topunun üzerinde geriye döner diyor Kur'an. Yerinde saymadan giderken tak diye adam geri döndü. Zorluğu görünce, Kur'an'ın mealini söylüyorum, bir izah değil bu. Bir mana şeyini söylüyorum. Topuklarının üzerinde diyor geri dönerler. Zorluğu görünce. Ustad, müşkilat çoğaldıkça ehli himmet futur değil gayret ve sebatını ziyadeleştirir. Evet, az mı sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz ehli dünyayı mağlup etmiş ve ediyor. Demek ki servetimiz, kuvvetimiz, malımız, mülkümüz, ilmimiz, hocalık şeyhimiz, ustadımız değil, bizi muvaffak eden azm-ı sebatımız, ihlasımız, ciddiyetimiz. Yani demek ki insanı davasına muvaffak eden, okulda da böyledir gençler.
Okulda da öyle. Bir, azmu sebat. Sebatta azmetmek. İki, ihlas. Kuralına uymak, kuralını oynamak. Sonra ciddiyet. Bunlar münafığı, bizim mesleğimizde ehli dünyayı mağlup ediyor. O planların en mühim bir esası, bak onlar plan çevirmişler, Emirdağ 125. Has, sebatkar kardeşlerimizi soğutmak, futur vermek, bizi böyle mağlup edebiliyorlar. Fikirle değil. Bizi fikirle, gayretle hiçbir şekilde bizi mağlup edememişler, edemezler. Birbirimize düşürmekten başka hiç ellerinde hiçbir güç yok. Mesela burada fevkalade bir hizmet var veya herhangi bir yerde. Bu hizmeti dağıtamazlar, dağılmaz mümkün değil. Aynı şartta birbirinize düşersiniz. İki adam kavga ederse bir çocuk. Evet, çocuk iki adam, iki güçlü kavga ederse diyor güçlü. Bir ufak çocuk gelir, ikisini de döver. Yani kavga edilmeyecek değil yani şey münakaşa. Bir yerde gürültü falan çıkıyorsa orada hizmet var demektir. Biraz da hoşuma gidiyor benim. Yani kavganın çıkmasından ben üzülmüyorum. Yani mesela dün müydü? Evet, Sigur mu? Biriniz de vardı yanımızda. Ha, Sevan. Bir dershanede Almanya'da bir yerden aradılar. Abi diyor bir gelsen diyor bir sıkıntı var diyor. Bayağı toz duman buralar falan dedi. Hakikaten toz duman var mı dedim orada. Abi hakikaten dedi semalara kadar çıktı dedi. Hani ustad diyor ya yağmuru vermediği gibi güneşi de kesti. Bak bir yerde gürültü oluyorsa orada hizmet var demektir. Yani bir hareket var ki toz çıkıyor. Kıpırdamıyorum. Toz olur mu? Toz duman varsa ya öyle mi ya dedi. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde de sorun çıktı. Hanımlarını eve gönderdi değil mi 40? Peki sorun nedir? Ulema der ki sorunun kendisi sorun değildir. Farklı düşünceler sorun değildir. Farklı eylemler sorun değildir. Sorun şudur ki çözümü yoktur. Sorunu çözmeden ortak yöntemimizin farklı oluşudur. Mesela karı kocaya uygulayalım. Evde bir sorun var, bir sıkıntı var. Kadın diyor ki, bu Risale'de böyle yazıyor. Adam diyor ki müftüde de var diyor, müftü de yapıyor. Sokağı görmüyor musun diyor. Veya tersi de olur. Yani birisinin ölçüsü din, birisinin ölçüsü sokak. İşte sorun bu, bela bu. Bu eve, bu insana Allah belayı verdi işte. Bela budur. Yoksa farklı farklı düşünceler, ki olmalıdır rütbe-i şamiyededir. Herkes diyor her konuda tam fikir olması da doğru değil çünkü hakikat hareket etmez. Hakikatin farklı boyutları ortaya çıkmaz. Hani bir misal veriyorum ya şeytanın bu konudaki fark. Bir havuz düşünün, 10'a 10, su doldurun, tamam mı? Su doldurun, yarım metre. 20 santim 20'ye, 20'ye 20 kare plastikleri koyun suyun üzerine. Hiç kıpırdamayacak kadar yak. Tamamen tak 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 geçirin. Üzerine de lamba koyun. Her bir parçanın. Semaya, yukarı tavana vursun. Sabit olmaz mı lamba? Sabit olur. Şimdi diyorum ki, oradan 3 taneyi sen al. 5 tane de sen önünden al. 6 tane al, 3 tane al, 7 tane al. 2 tane de ben aldım. Koca havuzdan. Şimdi suyu hareketlendiriyoruz. Parçaları değil. Su bir şan bu başka maksat için kullanıyorum. Suyu hareketlenince o parçalar hareket eder mi? Eder. Daha önce suyu hareketlendirsek parça hareket eder miydi? Etmez çünkü yanlış. İşte hayatta hep doğrular, hep sahabe gibi insanlar koysak bu dünyada yaşanmaz olur. Her şey yapışırdı birbirine. Hiç hareketi olmaz. İşte yanlışlıklar, günahlar, şeytan, ihanetler vesaire olumsuzluklar o havuzun içerisinde diğer parçaların hareket etmesi için ara boşluklarıdır. Yani o plakaların yani o parçaların lambalı ya üstü yanıyor hep sabit durur lamba. Ama
Aradaki boşluğu yaparsanız o hep oynar. Tak 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 tak. Neticesi farklı olur. Bu dünyadaki yansımaları bu esmadır. Bu da ademi vücuttur, boşluklar. Onun için şeytan lazım ve o zaman sorunun kendisi sorun değil. Sorun yapılmadıkça. Hatta sorun denilen, ihtilaf denilen şey, ihtilaf ümmeti rahmetin burada. Ama kendisindekini dayatırsa, bağnaz, geçimsiz, hiçbir kurala, hiçbir ölçüye gelmiyorsa, kendisini sorgulayacak hiçbir kaynak kabul etmiyorsa, onun getirdiği sorun değil, kendisi sorun. Mesela diyorsun ki, kardeşim bunu doğru diyorsun, nereye göre? Ona bakalım. Kur'an'a göre mi? Bakalım. Her formül, kendi her formül, soru kendi sahasında çözülür. Gidip de kimyanın sorusunu fizikle çözülmez. Matematiği coğrafyayla çözemezsiniz. Dershanedeki kuralı, dershanedeki insanlar, ne bileyim toplumdaki siyasi olur, din olur, hepsinin kendisine has çözümü var. Onun için sorunun evde çıkmasından korkmayın. Sorunu çözme yönteminin ayrışık olması, ayrı ayrı farklı farklı olmasından kork. İşaret üstadı üstad sayfa 84'te de söylüyor onu. Ne diyor? Şurada adalet lazım diyor. Evet. Adalet lazım. Şeyde Arap suresi 84'te de devamlı getiriyor. Hı hı. O planların doğru. Adalet denilen bir kaynağa tabi olmak. Kaynak. Yani ben doğruyum. Nereden biliyoruz? Ben dedim ya. Öyle olur mu? İşte bu sorun. Yoksa farklı bir şey getirdin, farklı bakmamıza sebebiyet verdin. O planların en mühim bir esası, o münafıkların has, sebatkar kardeşlerimizi soğutmak, futur vermek, mümkün ise Risale-i Nur'dan vazgeçirmektir. E1-25. Yani aramızda şunu yapabiliyorlarsa yaparlar, başka hiçbir şey yapamazlar. Eğer bir cemaat, bir yer bunu kaynak olarak, ölçü olarak bakmıyorsa, kendisi çözümün değil, sorunun parçasıdır. O adamın getirdiği sorun değil, kendisi sorun. Ama farklı bir yöntem getirdi, dese ki, Murat, şualarda böyle yazıyor. Allah Allah ya. Bak ne çıktı. İmanlı bir muallim ve masum çocuklara hüsnü alhak sahibi bir terbiye edici vaziyetini girmesine şükür ve hamd manasında. Yani görüyor musun? Yani bir terbiye işte bu. Terbiye metotları bunlar. Hakikaten şey. Şimdi dese ki Murat, bak seninkisinde burada böyle yazıyor. Sen böyle dedin. Sen de böyle yazıyor kardeşim. Ha bilmiyordu. Bak ne kadar güzel. Çok da güzel oluyor ya. İçeriye bastırmadı, tıkamadı. Yani olayları çözümlemede, çözmede yöntem birliği varsa hiç korkmayın. Bir adam ölçüyü alıyorsa, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Düşmanınız belli ise düşmanlıktan çıkmıştır. Çünkü tedbir alırız. Eğer bir düşman gözükmüyorsa ve belli değilse hakikaten düşmandır. Düşman düşmanlıktan çıkaran bilinmesidir. Bir demek ki bizim düşmanımız şudur. Onların planlarının en mühim bir esası. Bir, has, sebatkar kardeşlerimizi birbirinden soğutmak, birbirine futur vermek, mümkünse Risale-i Nur'dan vazgeçirmek. Başka, inandığı kutsi davaya gösterdiği azm-ı sebatla müminler kalplerini ihtizaza vererek ruhlarda İslam'ı aşk ve heyecanı uyandırmasıdır. Demek ki inandığı bir davaya bir insan azm-ı sebat ederse diğerlerine de heyecan katar. Hariç. Sebatın başka bir dalga boyu da böyledir. Yani sebatkar insan aksiyon insandır. Aktif eder. Münafıkların en çok dehşet aldığı kişi budur. Bir kişi dahi 10 kişi olmasına gerek yok. Bir kişi dahi olsa, mesela bir tane söyleyeyim eylemden.
Mesela Ali Çarabi vardı böyle Almanya'larda. Biz daha çocuktuk o zaman. Ali Çarabi, aksiyon insan. Şehit ettiler Bulgaristan'da. Trafik susu verdiler. Yani bir tek ama Almanya alt üst etti. Bütün ekilen, şu anda edilen hizmetlerin o tohumlarını o attı. Sinemalarda, efendim, kiliselerde, düğün salonlarında, spor komplekslerinde insanları toplayarak ders, konferanslar verdi. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? İnandığı bir davaya bir insan sebat ederse, diğerli müminlerin kalplerini ihtizaza getiriyor, heyecana getiriyor, arı gibi öttürüyor, ruhlarda İslam'ı aşk veriyor, heyecan uyandırıyor sebatkarlar. Heyecan uyandırıyor. Anladın mı? Başka? Kalben dedim, eğer perde-i kalp açılsa bu sebatsız zamanda, ama bu asrın en büyük hastalığı da ne biliyor musunuz? Sebatsızlık. Yani acayip bir şey. Sebat, ben biliyorum. Lan ne biliyoruz? Ne biliyoruz ki biz? Eğer perde-i kalp açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, hakikaten bu cemiyette, hele bu Almanya'da, samimi, ciddi, sarsılmayan, ondan sonra sebat gösteren, bulunduğu yerde devam eden, eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim emniyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve adi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdiğim şualar 307. Yani kendi özelliği fazla yok. Yani öyle fazla torbasında yok. Yani sebabı yok o kadar. Fakat öyle bir sebat ediyor ki, mesela bir tanesini söyleyeyim, çok ilginçtir. Herhalde bunun devamıdır yani 307. İsparta'nın intibahına ve uyanmasına vesile olan ümmi bir adam varmış. Okuma yazma bilmiyor. Komple İsparta uyandırmış. Nasıl yapmış biliyor musun? Geliyormuş, ism İbrahim diyormuş. Tamam. Ben okumayı bilmiyorum kardeş, bana biraz okur musun? Gidiyor, seçiyor kimleri. Hakikaten bir şey, iyi tamam, ne ihtiyar adam ya, tanınan bir adam. Ya tamam okuyayım kardeşim, okuyayım. Okuyor adam, Allah Allah. Tamam, garibine gidiyor. Bana et, biraz da. Yo, dur. Ondan sonra bak, koca İsparta'nın şuurlanmasına ve uyanmasına vesile olmuş. Ami diyor ustad. Sonra alıyormuş kitabı. Öteye gidiyor. Tamam mı? Hocaya gidiyor, müftüye gidiyor, mühendise gidiyor. Ya bir oku sana. Ben diyor okumaya, biliyorlar okuma yazması yok. Ümmi yani. Bir oku diyor. Bir hediyeni hayır. Ondan sonra bir bakıyor adam. Allah Allah. Şaşırıyor. Hepsi de istisnası bunu bana ver diyor ve şeyini alıyorlar. Nushasını alıyorlar, çekiyorlar. Yani fotokopi yok da çekiyorlar. Yani bu sefer o seçmiş olduğu insanlar da çekirdek insanlar. Koca İsparta'nın intibahına, ustad ve uyanmasına vesile olmuş ümmi bir adam. Yani bu nedir? Sebat. İhlas, hizmet aşkı. İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden, ama zorluklar olmayacak mı bir bölgede? Elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar, mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler, benlik ve menfaatını bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Şualar 300. Demek ki bizim ne olduğumuz, daha ben mesela, siz bir derece imtihan gördünüz. Yani bu Bülent'ten hariç Selahattin abi de görmüştür. Kemal de görmüştür. Ama diğer arkadaşlar daha bir imtihan görmediler. Ancak işte aileleri, akraba, o hiçbir şey değil. Nedir o? Sen elmas mısın, cam mısın? Şu kumdan olur. Kum musun, elmas mısın? Kömür müsün, altın mısın? Biliyorsunuz topraktan madenler çıkar, giderler fırına verirler, yüksek fırına, ümit. 1500 santigrat derece verdi mi o fırında, demir ayrışıyor.
1800-2000 verdi mi bakır ayrışıyor. Yani verilen ısıya göre maden, topraktan maden ayrışıyor. Bakalım bizim ısımız hangi maden olduğunu gösteriyor. Bakayım hangi cinsten imtihan gelecek. Belki Bülent diyor, vallahi çok yeniydim ama çok acımasız bir imtihan geldi. Demek ki öyle lazımmış. Kutsal Efendi söylediğim şeyi söyleyeyim. İmtihanınız nefisinizden o kadar zor değil. Nefsinizden başlayacak. Akraba sahasına çapı genişleyecek. Akrabalarınız müdahale edecek. Karşı gelecekler, konuşacaklar. Hiçbir şey değil. Üçüncü imtihanınız, Allah göstermesin, birbirinizle olacaksınız. Birbirinizle olacaksınız. En acımasızı da, daha ilerisi var. Nurculukta liderlik yok, müdebbir var. Yani kader ilahi, onun vasıtasıyla, vesilesiyle bir şeyler başlatmış. Yani toplumda herkes bilir, imtiyaz olmuş yani. O abi, onunla başlamış. İlk buraya o gelmiş. 2-3 kişi derken gayretiyle dershane açılmış. Yani liderlik yok nurculukta. Unutmayın. Müdebbirlik var. Yani hizmetin hizmetçisi. Hizmetin hizmetçisi. Hizmeti getiren kişiye vakit oluyor. Getirme. Buraya vesile olmuş. Oluşan büyük cemaat ondan sonra onunla imtihan olacak. Böyle çapı genişliyor. Yani şu anda hayatınızın bağrını alıyorsunuz. Ben de sebat etmenin meyvesini topluyorum. Ben de hayatımda, ben de sizin yaştaydım. İlk önce siz idim ben, şimdi ben oldum. İlk önce siz idim, şimdi ben oldum. Yani bak 50 küsur yaşındayım. Sebat et, Allah nasip etti. Sebat ederseniz Allah nice hizmetler nasip edecek. Ahirete dolu düzgün gitmeyi hepimize nasip etsin. Bakın hizmette hizmet yapamasak bile hizmette sorun olmaya, parça olmaya, yani sorunun parçası olmaya Allah kimseye nasip etmesin. Acımasız bir bela işte o. Kendi günahına benzemez o. Allah kimsenin başına vermesin. Hiç sevmediğimiz olmaz da böyle insanı da Allah vermesin. Hiç kimseye vermesin. Okuyorum. Sizler ara sıra ihlası ve iktisat lemalarını ve bazen Hucumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizle beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız bu memlekete medari iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın. Bize tavsiye edilen 3 tane ser var. Neydi bak bir okudum. İhlas. İktisat. Aferin lan, iktisat. Aferin ya, maşallah. Nasıl dinliyor ya? Hakikaten tebrik. İhlas. İktisat, Hucumat. Peki, ihlası anladık. İhlası anladık. Tamam. Şeydi, Hucumat'ı da anladık. Hucumat var ya, Hucumat-ı Sitte. Ne anlatıyor? İnsanı deviren 6 tane zaaf noktası. Korku, tamah, hubucah, milliyetçilik, tamam mı? Hot vuruşluk, bunlar. Tamam, onu da anladık yani. Bu insanı çökerten delikler bunlar. İhlası da anladık. İktisatla ne alakası var? İktisatla ne alakası var? Çünkü şöyle düşünün. Şu alar 302'de şöyle geçiyor. İktisat, âli bir ruhun, kamil bir insanın eylemsel halidir iktisat. İktisat malını, para pulunu az kullanan değil. Her şeyine yansır. Ömrünü güzel kullanır. Malını mülkünü iyi kullanır. Dershaneyi iyi kullanır. Şimdi bu iktisat
iktisat kamil ruhta olur. Langur lungur insanda olmaz. Eğer kamil ruh olmak istiyorsak, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uyarsak kamil ruh olur. O ruh mesela bir tanesi de iktisattır. Kamil ruh, burayı dinleyin. Kamil olmayan bir ruhtan tesanüt bekleyemezsiniz. Bak, münafıkların diyor planını, ustad, münafıkların planını, kaba değiliniz, kaba değili, paranız, malınız, mülkünüz yok et demiyor. Kaçıncı sayfaydı? Türkiye'nin ilk otobüslerinden. 302. Oradan kalsın kafanıza. Diyor ki, sizin sebat, iki, metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. İlminiz, dirayetiniz, paranız, kabadayınız demiyor. Çünkü niye biliyor musun? Bunu aşağı anlatıyor. Matin Fazil gidiyor işte uyutu sefaat. Arkadaşlar sebat, metanet, iktisat gibi ulvi sıfatlar kamil bir ruhtan olur. Kamil bir ruhun alameti de sebattır, metanettir, iktisattır, sebattır. Sebat, metanet, iktisat. Bunlar ruhta haber veriyor. Bozulmuş bir ruhta bunlar olmaz. Bozulmuş bir ruhtan da kemalat olmaz, tesanüt olmaz, birlik anlayışı olmaz. Ustad da aşağıda diyor ki, ruhu bozan günahlar, ruhu bozulunca bir insanda sebat olmaz, metanet olmaz, sebat olmaz, metanet olmaz, iktisat olmaz. Bozulan ruhta bunlar olmaz. Yine başa döndük. Yani doğru söylemezsiniz. Yalan söyleyen ruh da bozuluyor. Evet, bozuluyor. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüt lazımdır ki ta onların bu planı akım kalsın. Demek ki münafıklara karşı bir dikkat, iki sebat, üç tesanüt. Tesanüt sizi satmelerden, depremlerden, sarsıntılardan muhafaza eden. Yani sebat da okuduğumuz, dikkat da, dikkat neydi? Dikkat ve temir. Yani elde ettiğin hakikatleri tasnif etmek. Şöyle diyeyim. Memursunuz. Ben memurum mesela. Trafikten dosyanız geldi. Verdim gitti. Attım depoya. Geldi. Verdim. Attım depoya. Peki sonra lazım olsa ben bu depodan bu dosyaları nereden bulacağım? İşte onu depolamak, onu tasnif etmek dikkattir. Çünkü müracaat ettiğin zaman tak diye elde alırsın. İşte nurcuların dikkat eksikliği var. Yani bazılarının. Bilgi eksikliği yok. Bilgi acayip depo. Okuyor da okuyor. Ama tasnif edemiyoruz. Lazım olacağı zaman o dosyayı bulamıyoruz. Hep dosyalar atılmış meydana. Hop hop üst üste 276. dosyayı nerede bulacak? Ona göre çıkış yolu bulacaktı. Yani tasnif edemiyoruz. 147 şeyde söylüyor Mesnevi Nuriye'de. Teemmül ve dikkat tefekküre sebebiyet veriyor. Kastamonu 235'ten söyledim. Zemin yüzündeki fırtınaların şimdi bak bugüne bakın. Ustad bak ne diyor? Emir daha 1.43'te bak ne diyor? Bugünü demiyor mu? İyi dinleyin bak. Zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatikle çarpışmaları zamanı olduğu cihetle. Diplomasi, çarpışmalar. Ama istihbarat, diplomasi, savaş. Bak silahla değil diyor ustad. Geleceğin savaşı diplomasi savaşıymış. Mustafa. Bak. Bak ne acayip bir şey. 1926'da yazmış. Zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatikle çarpışmaları zamanı olduğu cihetle. Zamanı bu. Çok acayip değil mi ya? Yaşıyoruz şu anda. Şu anda bakın Türkiye'nin konumu. 21.3.2014. Tarihi de söyleyeyim ki. Hangi tarihte söyledim? Şu an baksana 600. Allah beni o siyasi şeylerde curcunalardan kurtardı da gitmek de istemiyorum. Seçimler bitsin ondan sonra giderim diye düşünüyorum ama seçime yakın gideceğim ki. Şimdi
Usta Tao tarihte söylüyor. Zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatikle çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli. Ne yapacağız peki? Silahımız ne olacak diplomasi olarak? Bu savaşta nasıl galip olacaksın? Keşke bunlar istihbarat veya siyasi liderler dinlese. Ne yapacaksınız? Gayet kuvvetli bir metanet. Zorluğa karşı direnme. Göğüs germe. Yani Kur'an'ın tabiriyle bir daha söylüyorum, o çok hoşuma gidiyor. Kur'an diyor ki zora karşılaştıkları zaman diyor geriye dönmüyorlarmış. Şöyle diyor. Topukların üzerinden geriye dönerler diyor. Topuk kullanıyor. Bir de kadınlar için diyor topukların yere vurmasınlar. Ne özelliği varsa bu topuğun. Onun bir dersini yapasın abi. Zinet eşyalarda ses çıkarmasın diye. O manada söyleniyor bence. Çarpışmaları cihetle gayet kuvvetli bir metanet bir. Ve vazife-i nuri-i kutsiyede bir sebat olmazsa. İki de bu. Bir tanesini söylüyorum. Diplomasi savaşa kuvvetli bir metanet. Bir de vazife-i nuri-i kutsiyede bir sebat olmasa. Yani davanda sebat edebilmen için kutsileştirmen lazım. İçerisine din olmalı. Yoksa dayanamazsınız. Hiçbir diplomasi dayanamaz. Yani yaptığın işi Allah olması lazım. Yani Allah için olması lazım. Vazife-i kutsiyeyi. Bak vazife-i nuriye-i kutsiyede bir sebat olmasa. Yani kutsi vazifeler. Kutsiyet yoksa onda sebat olmaz. Satar seni. En güvendiğin adam seni satar. Çünkü şuur iman lazım. Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir futur ve tevakkuf başlar. Eğer böyle bir şey varsa bizde, kuvvetli bir metanetimiz yoksa, yaptığımız icraatlarda, işlerde Allah'ın rızası takip edilmiyorsa, bizi şu bekliyor. Bir, atalet. İki, futur. Üç, tevakkuf. Ya, tevakkuf, bezgincilik. Besmek, aman, ne bu hizmet, ne hizmeti ya? Böyle hizmet mi olur? Ne, böyle şey olur, tadı tuzu yok. Ne ya, güya insanların huzuruna sebep olacak. Lan biz huzurumuzu kaybettik. Kardeş, İşaret Ecaz da diyor ki, ovalara su lazım. Ama kar oraya yağarsa bitki yok olur. Usta diyor ki, dağlar yukarıda olduğu için, tepelere fırtına, kar, dolu yağdırılır. Ondan sonra ovaya su verilir yumuşak hem de rencide etmeden. Evladı yalın, neslin ve vatanın için sen tepesin. Fırtınayı nazara alacaksın. Kusura bakma. Hem tepe olmak istedin hem de fırtına istemiyoruz. Kar istemiyoruz. Böyle bir şey yok. Oralara bitki yetişmez değil mi tepede? Soğuk var. Bitki yetiştireceksin. Soğukta yetişir mi? Yetişmez. Isınla yetiştireceksin böyle. Ama birisi bulacak, yakıp yıkacak. Sen aldırmayacaksın. Zübeyir abi diyor bunu. Sonra ne diyor? Sürüleceksin kutuplara, ekvatora doğru. Orada bitki yetiştireceksin. Orada bitki yetişmez. Kanınla bitki yetiştireceksin. Kanını su yapacaksın. Orada da seni bulacaklar. Yetiştirdiğin bitkiyi yakıp yıkacaklar. Ama sen buna bakmayacaksın. Yoluna devam edeceksin. Böyle adamlar lazım. Böyle adam lazım. İşte yoksa o öteki şey başlıyor. Öf. Devam. Emirdağ 1.43'tü bu. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imani bu bir kutsi vazifedir. Çünkü en büyük şey imanını kurtarmak. Sonra en yakındakilerin imanına yardım etmek, imandan kurtulması. Hem keyfiyet, keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Yani bir kere adım atarken bir de yolumuzu bilmemiz lazım. Kalite sayı çokluğundan çok üstündür. Dünya tarihine baktığınız zaman dünyanın tarihini değiştirenler tek tük adamlardır. Tek tük adamlar. Onun için kalitenin yetişmesine gayret edeceksin. Yoksa çokluk başına bela olacak ve başına saracak.
Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a üstünlük tasladıkları zaman diyor, gösterdikleri delilleri biz çokuz. Hatta şu mezardakiler de bizden demişlerdi. Ama muvaffak olamadılar. O zaman keyfiyet önemli, keyfiyete nispeten. Kalitenin peşinde olacağız. Hem muvakkat, mutavil siyaset daireleri, şu Türkiye'nin de bugün gündeminde denk gelen, yani hadiseler, bu siyasi daireler, ebedi daimi sabit hizmet imaniye nispeten emniyetsizdir, mikyas olamaz. Yani dünyevi hadiseler, siyasi, fırtınaya benzer. Yani bir hemen afenin atmosferinin devamına ihtimal veremezsin ki yarın değişir. Siyasi mutavil bir dairedir. Devamlı değişiyor, değişkendir. Onun üzerine hakikati bina etmeyeceksin. Doğruya, doğru esas alacaksın, onu hizmetçi yapacaksın. Sonra bize bakan şeye geldim. Haddinden fazla fevkalade üstü zan ile müfritane âli makam vermek yerine fevkalade sadakat, sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onu da terak etmeyiz. Şimdi bizi yok eten, bizi Türkleri, Türkiye'dekileri haseten, bizi çökerten, inkısarı hayale uğratan sebep, en sebeplerinden bir tanesi şu. Sevdiğimizi çok acayip bir yere koyuyoruz. Tamam mı? Çok garip bir yere koyuyoruz. Türlü türlü yakıştırmalar yapıyoruz. Yani uçuyor, kaçıyor, Mehdi'dir, İsa'dır, tamam mı? Peygamber'e kadar götürüyoruz. Beşerdir kardeşim, bu tuvalete de gidecek ya. Hani bir zat geliyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a uzaktan iman etmiş. Sahabe. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelince iman etmiş ya. Eli ayağı titriyor. İlk defa görüyor. Aynı böyle. O kadar beni etkiliyor ki. Böyle titreyince Allah Resulü diyor ki kardeşim sakin ol. Ben de senin gibi diyor kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Sende farkım yok diyor. Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Yani benim şeyim yok ya. Ha vazife başka bir şey. O zaman biz ne yapacağız? Hüsnü zan şeriatı bozmamalı. Haddimizi aşıp hududumuzu taşmamalıyız. Şeriatı bozmaması lazım. Ustad diyor ki ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Altın çıkarsa febia, demir bakır çıkarsa gıybet ve iftira arkasına koyup bana gönderin. Nedir o şeriat? Edilen şeriye bellidir, gayb değildir. Allah Resulü diyor ki haramlar belli, helallar belli. Ortasındaki de şüpheler kaçının. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Şimdi benim bir söz, din namına söylüyorum, hata yapabiliyorum. Ama sonradan yok bu böyledir. Oysa dinde zıtsa demeyeceksin, Hasan Hoca'nın bir hikmeti vardır demeyeceksin kardeşim. Bu böyle oluyor. Haddinden fevkalade üstü zan ile. Müfritane âli makam vermek yerine böyle bir şey yapmayacaksın. Ne yapman lazım? Bunun yerine diyor, fevkalade sadakat göstereceksin dine. Sonra dine sebat göstereceksin. Sonra hizmetle, hakikatle müfritane irtibat ve ihlas yapacağız. Onda terakki etmeliyiz. Yani onda terakki edeceğiz. Yoksa uçuyorsun, kaçıyorsun, çeşitli çeşitli yerlere koyuyorsun. Olmaz. Bu da Emir Dabir 73'te anlatıyor. Başka? Çünkü başka bir yer. Çünkü o 10 adam tam o hakikati her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip o çekirdekler hükmünde olan kalpleri birer ağaç olabilir. Sebat insanın kalbinde bulunan duyguları çekirdekleştiriyormuş. Sebat farklılıkları cem ediyor. Mesela çekirdekte dal var, meyve var, meyvenin kokusu var, tadı tuzu gibi her şeyi var. Onu bir bütüne getiren, sıkıştıran sebattır. Ya dal da sebat etti. Demek ki kalbimizdeki farklılıkları bir hakikata kimlik ve kişilik kazandıran bize sebattır. Bir de söylüyorum. Farklılıklarımız var içimizdeki bir sürü duygular. O... Biz sebat edersek o tek bütün olur,
bize kimlik ve kişilik kazandırıyor. Sebat. Sebat, hakta ve hakikatte olmalıdır. Kişiler ne kadar hak ve hakikate uyarsa o kadar makbuldur. Eğer hak ve hakikati bilerek rencide ettiği halde ben hak ve hakikatim diyorsa ona itibar etmeniz o hayduttur. Yol kesicidir. Ehli bidadır. Çünkü din yeni gelmiyor. Yani hizmet yeni çıkmıyor. Hizmet belli. Ama matematikçiysen sorunların çözümü matematikte yapacaksın. Fizikçiysen ortopediciye götürme fiziğin sorusunu. Ne mevzusu var? Araba tamiri. Lokantaya gidip de tamir ettiriyor musunuz? Ya kardeşim arabamda motor sesi geliyor. Senin midende motor sesi geliyor mu? Gel der. Tamam mı? Demek ki neye nereye gideceğimiz çok önemli. Başka? Yani çok önemli ha. Bize kimlik ve kişilik kazandırıyor sebat. İmtiyazlı kılıyor diğer insanlardan. Başka okuyorum. Onun için mesleğimizde kanaat daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için demek ki mesleğimizde kanaat. Hizmete kanaat edeceksin. Ne getiriyor? Şükür. Metaneti. Yani metanet şu. Zorluğu görünce hadi benden eyvallah. Öyle bir şey yok. Direneceksin. Dinimizde öyle. Ama hak olacak. Batıla şey yaptırma olmaz. Sonra sebat edeceğiz. Bunları netice verdiği için yani kanaat bak neyi veriyor? Şükrü netice veriyor. Kanaatından dışarıya çıkan dersim yeni gelenler için söylüyorum. Dersimiz kanaat. Eğer biz dine kanaat edersek şükür, metanet, sebatı netice verdiği için ihlas dairesinde hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. Yani yaptık, ettik ama gelmediler, gitmediler, dinlemediler, okumadılar bizi ilgilendirmez. Bir insanın dershaneye gelmesi, kitap okuması Allah'ın işidir. Yani Allah getirir getirmez. Biz teklifini yaparız. Alama gayret ederiz. Ama gelir gelmez onun işidir. Allah'ın işidir. Biz vazifemizi yaparız. Vazife-i ilahiye karışmayız. Vazifemiz olmayan bir şeyi Allah'ın vazifesinin üzerine bina etmeyiz. Yani ey Allah'ım sen böyle yaparsan ben de böyle yaparım diye vazifemizi Allah'ın vazifesine şarta bağlamamalıyız. Başka? Emir daha bir 90'dan okudum. Risale-i Nur bazı ara sıra bazı yerlerde tevafukuna mukabil pek tesirli ve emniyetli bir tarzda perde altında futuhatı var. Yani Risale'nin hakikaten çok ilginçtir. Futuhatı var perde altında. O okuyor, merak ediyor, o duyuluyor. Allah Allah, neyin nesidir diyor. Perde altında hep böyle yayılmış. Ahmet Mehmet'ten iki yayılmışsa 18 tanesi kendi kendisini yaymış, merak. Bak diyor ki, pek tesirli ve emniyetli bir tarzda perde altında futuhatı var. Telaş etmesinler, ihtiyat ile beraber sebat, metanet yazıda devam etsinler. Yani sebat edeceğiz. Kanaat edeceğiz dinimize. Yani Allah'tan kanaat etmek demek Allah'ın bize yaptığı muameleyi sorgulamamak. Nereden geldi, niye geldi, ben ne yaptım da bunlar başıma geldi dememek. Allah'ı sorgulamamak. Dine kanaat etmek ne demek? Dine kanaat etmek. Dine muarız ve mugayir yanlış bir din adına duyarsa dinimizi esas alacağız, kişileri temize çıkartmak adına dini ortadan kaldırmayacağız. Çok tehlikeli bir icraat bu. Dindeki icraat net, yani dine kanaat etmek, dinde belli olan bir şeyi kim olursa olsun buna zıt bir şey söyler, yaparsa din adına, ha söyler, o hata eder. Ama din budur derse, dinde de öyle değilse asla bakmamalıyız çünkü kabre tekineceğiz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet meali var bir mana. Diyor ki, sen bunu yap, günah bana adır derler diyor. Böyle duyarsınız hakikaten. Günah benim olsun. Onlar diyor, senin günahını aldıkları gibi senden de hiçbir şey eksik elmez. Aynı mesulsun. Allah uyarıyor. Ya günah başına olsun ya beni ilgilendirmez. Hayır.
Niye ayıp? Domates alırken çarşı en kaliteyi en ucuza arıyoruz. Pat diye çarşının başından girdip de hemen domates alıyor musun? Domatesi bile araştırmıyor musun? La sen kardeşim ahirete gidiyorsun, ahirete. Yani kişilerin davranışının, hizmetin şekli, dine uyuyor mu, uymuyor mu diye en az domates kadar değer verip araştırmak lazım ya. Öyle değil mi ya? Domates öyle yapmıyor musun? Telaş etmeyeceğiz. Telaş yok kardeş. Panik yok. Her şey belli. Her şey kontrol altındadır. Yani piyasada gözükenler artist, tiyatroda oynayan aktörlerdir. Peki ne? Ya Allah hakimi mutlaktır. Sen uzaktan seyretmeye bak. Telaş etme. Vazifeni yap. Seni ilgilendirmiyorum. Seni ilgilendirmiyor. Sen vazifeni yap. Telaş etme. Sonra ihtiyat et. Herkesle her şeyi paylaşma. Ondan sonra sebat et. Metanet et. Emir Dabi 109. Başka yer okuyorum. Perde altındaki düşmanımız münafıklar şimdiye kadar yaptıkları gibi adli ve siyaset ve idareyi zahiri dinsizliğe alet edip bizi hücumları akım kaldı ve Risale-i Nur'un futuhatına münafaatı olan eski planlarını bırakıp daha münafıkane ve şeytanı daireti bırakacak bir plan çevirdiklerine dair buralarda emareler göründü. Ne yapıyorlarmış biliyor musun? Eskide planda şöyleydi. Hücum ediyorlardı, korkutuyorlardı. Duydunuz mu? Baskın var baskın. Basacaklar. Böyle devam ettiriyorlardı. Korkutuyorlardı. Gerçi yapıyorlardı. Hapishaneye sokuyordu. Bilmem ne yapıyordu. Kısmen şehit oldular. Baktılar ki bu çoğaldı. Nurcular tutuklandı bilmem ne yaptı deyince basına çıkınca daha çoğaldı. Nurcular merak edildi. Bu sefer planlarını çevirdirmişler. Bak ne yapmışlar. Planlarına bak ne yapayım, futuhatına eski planlarını bırakıp daha münafıkane ve şeytanı da hayrete bırakacak bir plan çevirdiklerine dair buralarda emareler göründü. Mustafa merak edersin değil mi o plan neymiş? Bak şimdi ben de merak ettim yani. O planların en mühim esası bakayım neymiş o sındıklar vay be. Has, hizmet yapan has, has altın. Sebatkar kardeşlerimizi soğutmak hizmetten. Futur vermek ve birbirleriyle boğuşturmak, mümkünse Risale-i Nur'dan vazgeçirmek. Şuna bak. Şu anki durumda öyle. Evet. Acayip bir şey ya. Bir, sebatkar kardeşimizi soğutmak, dinden soğutmak. Ya artık bu ne, buydu ya falan. Din ne, din ya. Artık dindarlar da böyle yaparsa, din ya. Ben bu dinde yokum. Yani tövbe estağfurullah böyle soğutmak. Sonra futur vermek. Öf. Ne kardeşim dersi yani dersi mesela gelmiyor kitabım. Bitti artık. Futur. Sonra mümkünse lisanını soğutmak. Ondan sonra birbirlerine aleyhine boğuşturmak. Ya da gençlere diyor kadın kız. O gençlere başka bir planda o geçiyor. Gençleri kızları musallat etmek. O gençler. Bu hizmetin elemanlarına. Emir Dabi 125'ti bu. Planlara bak. Başka telaş etmesinler. İhtiyat ile beraber sebat. İhtiyat edeceğiz. İhtiyat şu. Lazım değilse ben o adama her şeyi niye söyleyeyim? Bakıyorum camiye gidiyorum. Bakın bu adam uygun derim. Davet ederim yoksa etmem. Her bildiğinizi her yerde demeyeceksiniz. İhtiyat lazım. Yani her söylediğin doğru olmalı. Ama her doğruyu her yerde demek doğru değildir. Ve hakkında değildir. İhtiyat ile beraber sebat. Sebat. Sonra metanet. Göğüs geleceksin. Gelişen hadiselere aldırmayacaksın kardeş. Aynen devam. Çünkü niye? Sen şarta bağlı Müslüman değilsin. Ya Rabbi böyle böyle fırtına olursa ben böyle giderim. Böyle böyle rüzgar estirirsen benim gemim böyle gider. Yok. Bir o Allah'ın işi. Benim işim kitap okumak. Ne olursanız olun inanın bana. 30 küsür sene hizmet tecrübemi söylüyorum. Vallahi tallahi billahi kitap okumayan fırtınaya tahammül edemez. Mümkün değil.
İlla sarsılır, futur gelir. Metaneti bozulur, sebatı kaçar. Mümkün değil. Kitap okuyanlarda da şevk zerre kadar olmaz, tam tersine gayreti geliyor. Kitap okuyacak. Abi kitap derken şimdi... Herkesin kitabı var diyorsun. Herkesin müceddidi var. Ben o kadar merhametli çalışıyorum ki, gayret ediyorum ki, çalışıyorum derken gayret ediyorum ki, kimseyi rencide etmemek, üzmemek adına konuşuyorum. Yani bana göre budur, Risale-i Nur'dur, başka şey. Ama birilerine budur, mutlaka bunu oku demiyor, dayatmıyor. Sana göre müceddit kim ise o kitabı bırakma. Ama müceddidin anlamını bir öğren. Müceddit öteden gelen bir yöntem değil. Cedid, yeni metot demektir. Eski değil. 100 sene önce, 200 sene önce, 500 sene önce. Yani eski bir metot. Eski bir yöntem. Müceddit değil. Çünkü her 100 senede bir müceddidi din gönderiyor diyor. O müceddit birdir abi. Müceddit birdir tabii. Müceddit bir tanedir. Ama yani insanların böyle kafalarında mesela şeyde rastladım. Aşağıda Augsburg'da birisi geldi. Hocam ben bazen böyle bir şeyim tutuyor, eşekliğim. Yani diyorum ki arkadaşlar sorusu olan var mı diyorum. Hocam benim sorum var dedi. Dersin başında. Buyur kardeşim. Böyle. Müceddit kimdir hocam dedi. Böyle bir genç yani tecrübesiz, toy. Daha yeni yetişmiş. 26, 27, 28, 30 yok. O civarda bir genç böyle heyecanlı. Kafasındakini tahmin ettim tabii kimdir. Çünkü simadan da belli. Delikanlı dedim. Senin kafandaki müceddittir. Ama sebat et. Ama herkese de deme. Tamam hocam. Yaslandı, ders dinledi. Hakiki müceditten bu sefer. Kafandakini dedim tut ama herkes onu anlamaz. Onun için her yerde deme. Tamam hocam. O müceddittir. Telaş etmesinler, ihtiyat ile beraber sebat, metanet ve yazıda devam etsinler. Emir Dabir 109. Onlara karşı İzzet-i Diniye'yi, şerafet-i ilmiyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat, bir kuvvet-i manevi göstermektir. Evet. Şimdi başka bir yer okuyorum. Sıcak olmuşsa kaloriferleri hep kapattın istersen. Kapalı mı? Beni mi ısıttı hadise? Peki. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler var. Şualar 259. Yani Kur'an bize hep sebat etmeyi emrediyor. Başka? İşte bu meselemizde elmaslar şişelerden. Burayı okuduk. Ha burasını işte ben açtım. Gerçi burada almışım. Sizin sebat ve metanetiniz masonların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. Paranız, servetiniz, ilminiz, hocanız, şeyhiniz, ustadınız değil. Ne özelliğin? Sebat ve metanetiniz. Münafıkların ve münafıkların planlarını akın bırakıyor. Yani geçersiz kılıyor. İşlemiyor. Yani adam zorluğa karşı direniyor, sebat ediyor. Başka bir yer. Bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaddin hakkındaki malumunuz muhaveriyi taattur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar eğer her biri bir veli hatta bir kutup görünse benim nazarımda şimdi verdiğim emniyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve adi görünse şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Bakın görüyor musunuz? Mesela diyor ki sebat eden bir insan bu zamanda sebatsız dönemde velileri geçiyor. Velileri geçiyor. Benim diyor şimdi diyor verdiğim bir değer var ona diyor sebat ettiği için. Bu yakıcı ateşe karşı direniyor, göğüs görüyor. Yani dindarlığını, namazını, davasını, kitabını devam ettiriyor. Bu yani. İnternetlerden, televizyonlardan uzak duruyor. Kaza namazlarını kılıyor, kaza oruçlarına başlıyor. Yani adam gibi adam olmaya çalışıyor. İşte ben diyor,
bu dönemde bu sebat eden, bunları yapabilen bir insan bir veliden üstün görüyorum. Sonra alemi gayb açılsa, baksam ki hakiki yüzü öyle değil. Ben diyor onu bile görsem şu anda verdiğim değeri düşürmem diyor. Öyle bir adam düşünürüz ki kendisiyle meşgul, hizmetle alakası yok da. Ama çok büyük adam, hakikaten çok büyük adam olsaydı etrafına faydalı olurdu. Kendisine faydalı olup hasedenler büyük olamamışlar. Peygamberlerin hayatına bak. Şeyde, Şafi'de ne hükmü nedir bilmiyorum ama bizde vaciptir. İlim ehli ilmini anlatması vaciptir. Bazı müştehitlere göre farzdır. Kendisine has kılıp anlatmaması tahrimen harama yakın mekruhtur. Hakikaten çok büyüktür, kaçıyor kişi. Tamam da bir kişi namaza başlatmamış. Yani ille başlatacak o değildi ama anlatmıyor kardeşim, çıkmıyor. Ona torununa şuna buna demiyor. Kardeşim anlatsana ya. Sen burada oturuyorsun, burada. Alimsin, uçuyorsun, kaçıyorsun, hizmetlerde haberi yok. Süleymancılara gitmezsin. Tarikata gitmezsin, milli görüşe gitmezsin. Ne bileyim, Alperenler var aşağıda. Onu beni imamlığa davet etmişler derdi herhalde bu ileride. Camileri var, Nürnberg'de de var. Onu gitmezsin, Nurculara gitmezsin. E kardeşim, ben neyim? Alimim. Lan alim olsan ne olur, kendine alim olamadın ya. Yuvandan çıkmadın. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir sünnet var, böyle bir adet var mı? Ha büyük adam olsan sana büyüksün. Bir kimse büyük falan yaramadı ki. Ustad diyor ki bu kendisine büyük. Ne kadar büyük olsa çapı bu kadar. Ama öyle bir tane delikanlı ki böyle okuyor, namazında kılıyor, aramına ilanına dikkat ediyor, hizmet ya camiye gidiyor, değil mi? Cuma kılıyor, teravih kılıyor. Ya bir kişi göreyim, bir şey yapayım, kitap vereyim, bir şey yapayım veya dershane irtibatlandırayım veya esnaftır. Ya küçük kitaplardan koymuş. Ya bir müsait birisi gelse, şu vesvesesi varsa, şöyle vesvese risalesini fokotopiki çeksen veya vesveseye alakalı şu CD, ne bileyim Peygamber Aleyhisselam mucizelerine ait şu küçük kitabı, vesvese risalesini, tabiat risalesi, ya ona veririm. 40 sene dükkanında durdu ama bir tane bulamadın. Sen 40 sene hizmet ettin, seni ilgilendirmez, verip vermediğin. Senin niyetin önemli. Bak adama bak, bir ayakkabıcı tamircisi, o evinde sabit böyle sırık gibi çakılan adamdan üstündür. Bu esnafa acayip bir şey yani. Çünkü peygamberlerin sünnetini yapıyor. Başka mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle, milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata başımız dahi feda olsun ile bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz ve bu davadan vazgeçilmez. Dava kardeşim. Davayı şahıslara bina edersen davan sakat. Davayı Allah ile bağlamışsan, İslamiyetle sorgulamışsan sakın ha. Sorgu aletini sakın kaçırmayacaksın. Dersin başında demiştim. Muvazene ve muhakeme. Nedir o? Kim ne derse desin. Ne olur Allah aşkına. Ahmet, Mehmet yani selameti kalp istiyorsan bak kim ne derse desin. Şunu yapacaksın. Bunu yaparsan vallahi rahatsın. Ondan sonra mesul değilsin. Allah da seni sever. Hem de kafanda rahat. Ne diyor, ne gidecek? Şunu yap ya. Senden bak para istenmiyor. Şunu yapacaksın. Ne kadar tatlı bir ölçü. Ya ne kadar güzel ölçüler getirilmiş. Ya Ahmet'in Mehmet'in sözüne ne bakıyorsun ya? Medya, dünya, şeylerle hayatına mecra veriyorsun. Bak ben sana şuradan bir ölçü okuyayım. Ölçü göstereyim. Buradan ya. Gelişen hadiseler. Hangi hadise olursa. Aile, kızınla, oğlunla, hanımınla, cemaatinle, siyasetle, devletinle, ticaretinle şunu yap. İşte ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan. Ve bir sürü şeytanlar var. Hangisi şeytan, hangisi din? Hepsi ayranım tatlıdır diyor. Kimse demiyor ayranım ekşidir. Var. Ha, ey şeytan, ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan, çaresiz insan, ne yapacağını bilmeyen insan. Bir, hayatı diniyeyi, yani din hayatını, senin özel din hayatını,
Sonra hayatı şahsini, içsel şahsiyetini, yani kimlik kimşiliğini, psikolojini, yani kendi iç böyle sıkıntılarını, hayat içtimaiyenin, yani cemiyet hayatında münasebet kurduğun kişilerle konuşma yöntemin, yani duracağın kişiler, kimlerle merhaba, kimlerle eyvallah diyeceksin. Kimin altını çizeceksin, kimin üstünü çizeceksin. İki türlü insan var. Altı çizilen insan var, üstü çizilen insan var. Tamam. Ve hayat içtimaiyenin selametini dilersen, diliyorum, sihat-ı fikir, doğru düşünmeyi ve istikameti nazar, Allah'ın nuruyla bakmayı ve selameti kalp istersen, kalbin de rahatlığını istersen, cennet alsa istiyorsan, bir, muhkematu Kur'an'ın mizanlarıyla, yani Kur'an'ın açık emirleriyle, mesela diyelim ki, vakimu selavatü zekat, vakimu selavatü zekat, namaz kılın, zekat verin. Bu Allah'ın muhkematıdır. Muhkemat değişmez, açık emir. Mesela bir tanesi çıksa ki namaza gerek yok ya. Dese. Şimdi muhkematı Kur'an'ın mizan, terazisine vuracaksın bu sözü. Kur'an bunu kabul ediyor mu etmiyor mu bu sözü diyeceksin. İki, sünnet-i seniyenin terazileriyle. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam gaybda değil, sünnet-i seniyesi ortada. Sünnet-i seniyenin terazileriyle. Bak. Muhkematı Kur'aniyenin mizanıyla, mizan, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal hareketlerini ve hatıratını tart. Zihnine geleni, bu mu, bu mu? Böyle mi, şöyle mi? O mu, bu mu? Arkası mı, ön mü? Yani acayip, hareketlerim benim doğru mu, yanlış mı? Nerede bulunacaktım, kimin yanındayım? Nerede, kimin yanında olacağım? Ya ben eylemimi bilmiyorum. Ya kimin yanına koyacağım? Kendimi nereye bağlayacağım? Tamam? Bunu bilmiyorum. Ya doğru düşünce özelliğimi de kaybettim diyorsan, muhkematı Kur'an'ın mizanlarıyla, yani Kur'an'ın açık emirlerine ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart, Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Çıkış yolu bu. Kur'an'a uyuyorsa, uymuyor. Ne tevil ederse etsin. Ya bu şey içinde geç onlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zaman Kur'an'ın açık emirleri tevil edilirse, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bizi hiçbir şey bağlamaz. Resulullah bile uydu. Adam bir sen, ben şaka zannediyorsunuz benim söylediğim ha. Adam niye namaz kılmıyorsun dedim. Hazreti Ali namazımızı kıldı diyor. Bana doğru dedim ya. Ulan tam benim namazımı kılacaktı Hazreti Ali, vefat etti. Ben onun için namaz kılıyorum. Lan Allah Resulü ölünce kadar namaz kıldı mı, kılmadı? Şimdi bir ayet var. Size yakın gelene kadar namaz kılın. Ahireti anlatan bir ayet. Siyaksi bakı. Adam panteistler namaz kılmıyor. Din adına çıkmış. Niye namaz kılmıyorsunuz? Biz o kadar Allah'a yakın ki. Size diyor yakın gelene kadar namaz kılın. Allah bana o kadar yakın ki namaza gerek yok. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam ölünceye kadar kıldı mı, kılmadı mı? Çok uzaktı. Uzak mı? Peki niye güldünüz? Size de böyle gülüyorlar. Yani gülmeniz doğru. Gülünecek şey de. Ama maalesef bazen bizim hareketlerimizle böyle gülüyorlar ehli hakikat. Maskara oluyoruz. Şimdi peki... Bu Kur'an'a uymadı. Niye güldü? Sünnet'e de uymadı. Peygamber önce kalktı. Peki peygamberin ve mücedidlerin, müfessirlerin, yani alimlerin ve dini hizmet edenlerin hizmetinde olmayan bir metot din deniliyor. E ona niye gülmüyorsun? Din deniliyor. Şimdi bu diyor. Sen kimsin ya, ben kimim ya? Peki şu soru soruluyor bana. O ben mukadder, çünkü çok ders yaptığım için. Şöyle diyecek. Abi... Muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tartacak adam mıyım ben? Ben sünnet-i seniyeyi nereden bileceğim? Ben Kur'an'ın muhkematını nereden bileceğim? Ben avamım. Ben bunu yapabilecek adam değilim. Ha, öyle olduğumuz için Allah her 100 senede bir müceddit göndermiş. Buna uyacağız. Fazla bir kitap değil. Bak, sırf buna Emirdağ'a ve Kastamonu'ya. Emirdağ
Emirdağ içsel yapımızı, yani şeyi söylemişti. Demeyi de beis yok. Hapishaneyi ziyaret ettim Cübbeli'ye. Dedim ki senin ilminde sorun yok dedim. Hem eylem olsun. Yani ben met ediyorum da onun için bir kötü değil ki ismini söylüyorum. Mübarek. Arkadaşımızdır. Temiz adamdır. Şey için söylemiyorum ya. Dedim ki ilminde sorun yok. Mahkeme aşağı hapishanede ziyaret etti. İlimden hariç başka bir ilim var. Bu ilmi nasıl kullanacağın ilmi? Durdu. Ona ne deniliyor biliyor musun? Ne deniliyor dedi. İlmi siyaset. Ne demek? Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, hangi makam ve maksat ve uslupla yapıp anlatacağın demektir. Ağzına geleni söyleyemezsin. İçteki yapımız var ya birbirine akıl, kalp, hatta duam var benim şimdi. Ya Rabbi aklımı, kalbimi, fiilimi imtizaç ettir. Üçünü bir yap. Ayrı ayrı hava vurmasınlar. İç donanımlarımızı dengeye getiren budur. Onun için abla diyorum ben. Emirdağ ablası. Yani latif, içsel yapımızı dengeye getiriyor. Bütünlüğe getiriyor bu. Dış dünyada kimin yanında olacağım? Niye olacağım? Nereden uzak olacağım? Nereye yakın olacağım? Neyi yapacağım? Neyi yapmayacağım? Ne kadar yapacağım? Nasıl yapacağımı anlatan da şu. Kastamonu. Dış dünya. He? Bu da abi. Dış dünya abi. İç dünya abla. Yani o zaman muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla sünnet-i seniyenin terazileriyle. Eylem sünnet-i seniye Kastamonu. Terazi. Muhkemat-ı Kur'an'ı içsel yapı olduğu için sanki Emirdağ. Yani zor değil arkadaşlar. Zor bir şey denmemiş bize din. Sebat. Sizin sebatınız, sizin sebat ve Risale-i Nur'un talimatı dairesinin bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla, bunu okuduk. 20 seneden beri, 20 seneden beri tahripkârâne eşed-i zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve metanet, sadakat kaybolmuş ki, ondan belki de 20'den birisine itimat edilmez. Arkadaşlar cemiyette 20 kişiden bile bir kişi itimat edilmez. O kadar sadakat, sebat, ihlas bozulmuş ki 20 kişiden bir kişiye bile itimat edilmez. Hele hele biz ticaret kardeşi daha olamadık. Kayıt yapmadan güven üzerine sakın ticaret ve alışveriş yapmayın. Zaten Mudayene ayeti buna zıt. Sahabeler bile efendim talim şey yaparlardı, akit yaparlardı. Bu acı halata karşı çok fevkalade sebat lazım ve metanet lazım, sadakat lazım, hamiyet-i İslami lazım, yoksa akım kalır ve zarar verir. Kastamonu 90. Başka? Bu acı asın, bu böyle garip bir asır. Hani güvensizlik, ihanet, tecessüs. Ahlak acayip sukut etmiş yani. En böyle dini koruyacak insanlarda ahlaksızlık zirvede. Birbirimizin kusurumuzu setretmeyle mükellefiz. Adam birbirimizin kusurunu ortaya koyuyor. Dinde şeyin bir kusurları örtün diyor. Ne kadar Müslümanın kusurunu örterseniz Allah haşir meydanında sizin kusurunuzu örter. Mevlana Hazretleri de güzel söylüyor. Örtün diyor. Bu acı hastalık. Acayip bir asır yani. O kadar tuhaf ki. Çare olanlar sorunun parçası olmuş. Yani sorunu, olayın çözümün bir parçası olmaktansa sorunun parçası olmuşlar. Bu acı asrın hastalığına, dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Kardeşim buna sahipleneceksin. Çünkü bu insan değil. Yalan konuşmaz. İhanet de etmez. Yani şey de öyle diyor Peygamber Aleyhisselam yani. O da insan bıraktım demiyor ki. Ben size diyor iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Hatırladınız mı? Ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Kim neyi bırakmış? Hasan'ı mı? Kitap. Kitabımı ve sünnetimi. Sünnet. İnsan mıdır?
Yani şimdi diyorlar ki insansız olmaz. Resul'a bırakmış böyle insansız. Ben diyor kitap ve sünneti bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Ha kitap ve sünneti anlayamıyorsam her senede bir merak etme müceddit gönderiyor. Resulullah'ın bu zaten bu hadisi. Şimdi adam diyor ki hani şeyhiniz? Hani lideriniz? Var bizim. Şeyhimiz Resulullah. Ne Resulullah'tan nasıl ders alacaksın? Ben diyorum Kur'an'ı ve sünneti size bıraktım diyor. Temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Ya gayet değil ki. Edile-i Şeriye mecelle alırsın İslam anayasası. Kırtasiye'de satılıyor Türkiye'de. Dini kitapçılarda satılıyor. Mecelle diye isterseniz bulursunuz. Acayip bir şey yani. Mesela İslam Hukuk-u İslamiye kamusu var. Ömer Nasuh Bilmen. Üniversitede bile satılıyor, şey yapılıyor, okunuyor, okutuluyor. Orada mecelle var. Madde madde sayıyor. Mesela diyor ki naslarda mesela iştihat yoktur. Allah'ın açık söylediği yerlerde iştihat olmaz. Mesela içki içmeyin. Açık ayetlerde iştihat olmaz mesela. Allah diyor ki namaz kılın. Adam diyor ki namaz kılma. Şimdi oldu mu? Olmadı. İçki içme diyor, içki iç diyor. Ya bu işte bu şeyi kaçırdık biz. Ölçüyü kaçırınca her şey ölçü olmuş. Dünya perest olduk da ondan. Dünya saltanatını hedefleyince ahireti kaybettik. Bu acip asın, bu acip hastalığına, dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçları olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Ne, hemen gir kardeş, okumaya başla. Yani senden para istemiyor. Listeye de girmiyorsun. Tamam. Oku kardeşim, senden bir şey istemiyor. Al kitabını da otur. Kazanı da başla. Televizyondan uzak dur. Kitabını oku. Hizbul Kur'an'ını oku. Bitti ya, bu kadar bir şey ya. Niye dini zorlaştırıyorsun kendi aleminde? Niye böyle muamma yaptın yani? Otur. Bir saat televizyon seyredeceğine 10 dakika ilmihal oku. 50 dakikasını da çocuğunla, kızınla, karınla, annen, babanla otur, sohbet et. Bir tane patates pişir. Mısır patlat. Ben ne bileyim, burada pomes diyorlar, patates kızartması yap. Sofrayı da ser, herkese tabak verme. Ser bezi, herkes orada otursun. Ya keyfine bak kardeşim ya. Ayranın mı koyacaksın, çay mı koyacaksın? Elin karısını kızını filmde seyredeceğine karını kızını seyret ya. Ne var kızım, nasılsın, oğlum, ne yapıyorsun? Sohbet et ya. Senden bak ne isteniyor, bu kadar güzel bir hayat ya. Otur böyle, sofranda otur. Kaldır bak nasıl neşeler geliyor. Yoksa tersi bak şöyle. Hem de yemek yemiyorsun ha. Yemek yerken televizyon. Ulan yemek seni yiyor. Bir de lan çık lan şöyle. Annesi çabuk al bunu canım. Çocuğu da böyle kovuyoruz. Hadi çabuk lan. Ondan sonra baktı ki bizi rahatsız ediyor. Doğru mezarlığa atıyoruz. Odasına oyuncakları yiyoruz. Allah'ın bunun içine gir. Ona kadar oyuncak alacağına bir tencere kapağı versen oyna ya. 10 sene önce verdiğim misal bu. Belki de 15 sene. Bir tencere kapağıyla yuvarla, misketle. Sen oyna onunla ya. Kendini ona ver, kendini. Odaya oyuncak yığmak, çocuğu def etmek içindir. Alakasız bir anne babanın özelliğidir. Sahipsiz çocuklar da olur. Ya, evet nefesi burundan alıyorsunuz ama ne yapayım? Sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirine kurtulsun. Kastamonu 105. Bir tane de kaldı herhalde. Risale-i Nur kendi sadık, sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetli neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat, daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Yani Risale-i Nur'un iştirak-ı amal-i uhrevi sırınca, yani cemaatinin yapmış olduğu bütün sevaplara ortak olmak istiyorsan, o şunu yapacaksın. Tam bir ve halis bir sadakat. Yani dendi, böyle denmişse böyledir. Tamam kardeşim. Daha tevil etme. Sonra eğer sarih ifadeleri tevil edersen, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Sari ifadeler bizim yol taşlarıdır. Neye benzer biliyor musunuz? Çöldesiniz. Hangi yön için doğrudur? Hangi yön? Çöldesin. Hiçbir yerde. Ama bak bir taş, bir taş, bir taş, bir taş, bir taş. Ne yaptı? Yol.
haram farz, haram farz, haram farz, haram farz yol olur. Hayatımızda yol çizmek içindir. Evet, burada bırakalım. Fakat şuraları okuyamadım. Bir. Ondan sonra şurayı okuyamadım. Üç. Şey iki. Tamam. Bu da yetti. Ama demin Kur'an ve sünnet sen yaptın. Okudun ya. Nereydi? Lemalar mıydı? Lemalar. Hani söyleyeyim mi sayfası? Tamam abi. Çok acayip bir yer. Aferin. 13. lema da sayfayı söyleyeyim. Sayfa 89. Muhkemat-ı Kur'an'ın mizanları ile ve sünnet-i seniyenin terazileri ile amal hareketlerini ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap ve eûzu billahi mineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en ahirki suresi Eûzu billahi mineşşeytanirracimin mufassal ve madeni olan. O zaman bu duasını okuyarak, bu nasıl beni tekrar geri getirdiğine göre duayı da buradan okusun. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ve nas. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena, inneke entel alimun hakim. Ve kul rabbi eûzu bike min hamazati şeyatîn, ve eûzu bike rabben yahturûn. Sadakallahu'l-azîm. El-Fatiha. Tema selavat.